Herkese merhabalar, ben Muhammed Babayiğit. Yepyeni bir biyografi videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kimden bahsedeceğiz? Bugün Ömer Hayyam'ın hayat hikayesinden bahsedeceğiz. Gelin hep beraber Ömer Hayyam'ın hayat hikayesini bir özet yapalım. Asıl adı Gıyabettin Ebu'l-Feth bin İbrahim el-Hayyam olan Ömer Hayyam, İran ve Doğu Edebiyatı'nda rubai türünün kurucusudur. Batı ülkelerinde adına birçok dernek kurulmuştur. Rubaileri bütün batı dillerine çevrilmiştir. Matematik, fizik, astronomi ve tıp alanlarında birçok icadı ve önemli eserleri bulunmaktadır. İbn Sina'dan sonra Doğu'nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul edilmiştir. 18 Mayıs 1048'de İran'ın Nişabur kentinde doğdu. Ömer Hayyam bir çadırcının oğluydu. Bu yüzden Acem diliyle çadırcı anlamına gelen soyadını babasının mesleğinden aldı. Ömer Hayyam yaşadığı dönemde daha çok bilgin olarak ün kazandı. Matematik, fizik, astronomi ve tıp gibi rasyonel bilimler dışında müzik ve şiirle de yakından ilgilendi. İran'ın Selçuklular yönetiminde olduğu dönemde yaşayan Hayyam, Horasan ülkesindeki büyük şehirleri Bel, Buhara ve Merv gibi bilim merkezlerini gezdi. Bağdat'a da gitti. Zamanının hükümdarlarından, özellikle Selçuklu Sultanı Melikşah ve Karahanlı Şemsülmük'ten büyük yakınlık gördü. Saraylarına ve meclislerine sık sık konuk oldu. Residuddin'in Cami-i Tevarih adlı eserinde anlattığına göre Nizamülmülk ve Hasan Sabbah Ömer Hayyam ile ilk okul arkadaşları ve yakın dostlardı. Nizamülmülk bilgisine çok güvendiği için devlet yönetimi konusunda kendisine yardımcı olması için Hayyam'dan yardım istedi. Ancak o saray entrikalarının hayatının sonuna kadar uzak kalmayı eğlediği için bu teklifi reddetti. Gerek kendi yaşadığı dönemde, gerekse sonraki çağlarda yazılan bütün kaynaklarda Ömer Hayyam'ın çağının bütün bilginlerinin edindiği, o alanlarda derin tartışmalara girdiği, fıkıh, ilahiyat, edebiyat, tarih, fizik ve astronomi okuttuğu yazılıdır. Hayyam fizik, metafizik, matematik, astronomi ve şiir alanlarında da değişik eserler yazdı. Yazdığı bilimsel içerikli kitaplar arasında İbn Sina'nın Temcid yani Yücelme adlı eserin yorum ve tercümesi, cebir ve geometri üzerine fiziksel bilimler alanında da bir özet, varlıkla ilgili bilgi özeti, oluş ve görüşler, bilgelikler ölçüsü, akıllar bahçesi yer aldı. En büyük eseri Cebir Risalesi'ydi. Matematik bilgisi ve yeteneği zamanın çok ötesinde olan Ömer Hayyam, denklemlerle ilgili başarılı çalışmalar yaptı. Bunun yanı sıra binom açılımını ve açılımdaki katsayıları da bulan ilk kişidir. Ömer Hayyam, edebiyat tarihindeki yerini belirleyen, sonraki yıllarda da İslam dünyasının en büyük şairlerinden biri olarak anılmasına neden olan yazdığı rubailerdi. Ömer Hayyam, İran ve Doğu Edebiyatı'nda rubai türünün kurucusuydu. O günlerden bugüne dilden dile dolaşarak gelen sayısının 200 kadar olduğu tahmin edilen rubaileri, sonraki çağlarda da damgasını vuran eserler oldu. Hayyam, rubailerini yazarken oldukça kolay anlaşılan, akıcı ve açık bir dil kullandı. Yaşadıklarını ve gözlemlediklerini olduğu gibi dile getirdi. Ona göre en şaşmaz ölçü akıl ve sağduyuydu. İnsanoğlu gerçeğe ancak akıl yolu ile ulaşabilirdi. Şiirlerinde zamanın haksızlıklarını ve saçmalıklarını ince ve alaycı bir dille yerdi. Dörtlüklerinin konusu aşk, şarap, dünya, insan hayatı ve yaşama sevinci gibi temalardan seçti. İnsan hayatının ana dokularına felsefi bir gözle baktı. Horasan'ın yıldızı, İran ve Irak'ın dahisi, filozofların prensi olarak anılmaya başlandı Ömer Hayyam. 4 Aralık 1131'de doğduğu Nişabur şehrinde vefat etti. Hayyam yaptığı çalışmaların çoğunu kaleme almamıştır. Ancak kendisi birçok teori ve icadın isimsiz kahramanıdır. 21 Mart 1079 yılında tamamladığı Celali takvimi olarak bilinen takvim için büyük bir çaba sarf etmiştir. Güneş yılına göre düzenlenen bu takvim 5000 yılda bir hata verirken, bugün kullandığımız Gregorian takvimi 3330 yılda bir hata vermektedir. Evet arkadaşlar, gelin hep beraber Ömer Hayyam'ın eserlerine bakalım. Hayyam'ın eserlerinden 18 tanesinin adı bilinmektedir. Çeşitli bilim dallarında birçok eserler yazmıştır. Zici Melik Şahi,
astronomi ve takvime dair Melikşah'a ithaf edilmiştir. Kitabun fül burhan ül sahattı truk ül hint. Bu kitap geometriye dair. Risaletun fi berahin il cebr ve mukabele. Cebir ve denklemlere dair. Müşkülatul hisab. Aritmetiğe dair. İlmi külliyat. Genel prensiplere dair. Nevruzname. Takvim ve yılbaşı tespitine dair. Risaletun fil ihtiyali marifet. Altın ve gümüşten yapılmış bir cisimde altın ve gümüş miktarının bilinmesine dair Almanya Gotha Kütüphanesi'nde bir nüshası mevcuttur. Risaletun fi şerhima eşkelemin musadderat. Öklid'in bir probleminin çözülmesi metoduna dair. Hollanda Leiden Kütüphanesi'nde bir nüshası vardır. Risaletun fi vücut. Felsefede ontoloji bahsine dair. Britanya Kütüphanesi'nde bir nüshası mevcuttur. Muhtasarun fi tabiat. Fizik bilimine dair. Risaletun fil kev ve teklif. Felsefeye dair. Levazim ül emkine. Meskup yerlerin iklimi ve hava değişikliklerine dair. Fil cevap selaseti mesail ve fil keşfil hicab. Üç meseleye cevap ve alemde zıtlığın zorunlu olduğuna dair. Nizanul hekim. Pırlantalı eşyaların taşlarını çıkarmadan kıymetini bulmanın yöntemlerine dair. Abdurrahman el Nesiviye cevap. Hak Teala'nın alemleri yaratmasının ve insanları ibadete yükümlü kılmasının hikmetine dair. Nizamül Mülk. Arkadaşı olan vezinin biyografisi. Eş'ar-ı Bil Arabiye. Arapça rübaileri. Fil Mutayyat. İlim prensipleri. Evet arkadaşlar, bugün Ömer Hayyam'ın hayat hikayesinden bahsettik. Eğer siz de bu tür biyografilerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, videoyu beğenin, zil butonu da aktifleştirin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.